Çocuklar, Öykü arkadaşınız küçük bir rahatsızlık geçirdi. Bizim ona karşı birazcık anlayışlı olmamız gerekiyor. Tamam mı? Ne olmuş öğretmenim? Rahatsızlanmış işte. Önemli bir şey mi? Yok. Önemli, yani önemli değil. Ama Öykü'nün üzülmemesi ve sinirlenmemesi gerekiyor. Ben de sizden arkadaşınıza karşı biraz daha sakin ve biraz daha anlayışlı olmanızı rica ediyorum. Anlaştık mı? Anlaştık öğretmenim. Ne Öykü'ymüş ya? Öykü de Öykü bitmedi derdi. İlayda. Aramızda konuşmuyoruz değil mi? Ödevleri kontrol edeceğim. Açın bakalım defterleri. Hadi okula geç kalacağım. Tamam bekle. Ya ben ne kadar bekleyebilirim ki? Çok bekledim. Demir, ben eve geçiyorum. Öykü'nün geldiğinde durumu anlayacağı ne varsa ortadan kaldıracağım. Siz gelene kadar toparlamış olun. Ah, doğru diyorsun. Yani Öykü kendiyle ilgili hiçbir şey görmemeli evde. Tamam, evde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Öykü! Öykü, koşma Öykü! Hadi! Öykü, tamam. Koşma, koşma Öykü. Dur. Öğretmenim, Öykücüm hoş geldin. Bazı nedenlerden dolayı geç kaldım, özür dilerim. Tamam, hiç önemli değil. Sen geç bakalım yerine. Sevgi, sana emanet. Merak etme. Görüşürüz. Açalım kitapları. Tanıyor musun sen? Evet. Sınıfın neresi? Üst katta 2B. Sağ ol canım. Pardon, siz kime bakmışsınız? İsmail'e baktım ben. Onun montunu alacağım da. Bu sınıfta İsmail diye biri yok. Ben o zaman yanlış geldim ya. Demek İsmail'in sınıfı burasıysa yanlış geldim ben. Benim başkasının montu. Tamam canım, al. Ben öğretmenim çağırayım mı? O size yardımcı olsun. Yok, ben yolumu bulurum aslında. Ben kendim eve gidebiliyorum ki ve kendim okuldan dışarı çıkabiliyorum ki. Öykü. Bizde kaldığın sürece ben götüreceğim seni okula. Ben alacağım, ben bırakacağım. Ben olmazsam da Uğur abin alıp bırakacak, tamam mı? Ya ben kendim giderim. Öykücüğüm. Sen bize emanetsin. Bir de. Bak bu ilacın, bu vitamin. Vitaminli iş, tamam mı? Ya benim vitamine ihtiyacım yok ki. Ben zaten gayet iyiyim.
İyisin, iyisin. Bu şey için, o gün hani doktora gittik ya İhsan Bey. Şey dedi, hastanede işte o salgın varmış. Yani bu ilaçtan verdi işte, ben de alıyorum yani hasta olmamak için. Sonra salgın büyümüş, büyümüş falan filan. Sonra bunu içmezsen okula gidemezsin. Tamam mı? Peki, içerim. Ama yemeklerden sonra içeceksin. Unutma, tamam mı? Unutmam, merak etme. Ben zaten hiçbir şey unutmam. Bay bay Demir amca. Bay bay kızım. Uğur, kıyafetler hazır mı? Tamam, geliyorum, geliyorum. Ebe. Sen anladın. Gel buraya, gel çekil. Allah Allah. Manyak mıdır ya? Kızlar bir gelsinize. Bakalım Öykücük bugün okula neler getirmiş. Ha, sen kapıda dur, gelirse bana haber ver, tamam mı? Tamam. İleride var ya senden korkulur. Bu ne ya? Öskü püskü. Defter. İğrenç defter. Öykü git, Öykü. Ver şu defter, çekil be. Vermeyeceğim. İleride ne yapıyorsunuz ya? Ya Öykü. Vermeyeceğim. İleride şey, dur ya. Bata sen karışma. Ya Öykü ama ya. Buradayım, buradayım. Öykü, iyi misin? İyiyim. Al tavuk. İlayda! Öykü! Defteri kuşkumu açıyor! Bana bak İlayda, bana bak! Ya ne yapıyorsun? Bak İlayda, son kez söylüyorum. Ver şu kitabı. Öykü, son kez söylüyorum. Gel, de al. Ya bırakın. Çekil. Hayır, kaçın. Öykücüğüm, Öykü, kuzum, Öykü. Açılın, açılın. Ver lütfen. Hadi yukarıya. Dağılın, dağılın, dağılın. Gel. Hadi, geleceğiz. Hadi kızım Sara. Hocam lütfen. Yardım edin, şöyle oturtalım. Gel bebeğim. Öykü, Öykü bak bana kızım. İyi misin? Öykü, Öykü. İyi misin canım? Ha? Bu işi bu kadar büyütmeye ne gerek var? Çocuk onlar. Her kavga ettiklerinde anne babalarını mı çağıracağız? Büyütmek ne demek Müdür Bey? Ben size Öykü'nün durumunu anlattım. Bu öyle geçiştirilecek bir mevzu falan değil. Velileri gelsin, oturup adam akıllı konuşalım. Gel. Ha. Sevgi Hanım, Öykü nerede? Öykü iyi, sınıfta şu an. Merak etmeyin, hiçbir şey yok. Ya düştü dediniz işte. Ne oldu benim kızıma? Tamam düştü ama hiçbir şey yok. Kolu biraz incindi. Götürdük revire, baktılar zaten. Bir kırık yok, çıkık yok. Oturup konuşalım diye çağırdık seni. Sakin ol. Bir dakika, bir dakika. Anlamadım. Neyi konuşacağız ki biz? Benim Öykü nerede? Yanına gideceğim ben. Ya tamam, sınıfta Ayla Hanım da gelsin. Oturup konuşacağız hep be. Ne Aylası ya? Hoş geldiniz Ayla Hanım. Buyurun, oturun. Mersi. Ne oluyor burada? Hı? Evet, ne oluyor? Niye beni çağırdınız böyle? Apar topar geldim Müdür Bey. Ay, bütün işlerim yarım kaldı. Anladım. Anladım. Bu Öykü yine ne yaptı benim evladıma ha? Ya Öykü'nün ne işi olur senin çocuğunla ya? Ha? Uğur Bey, siz dışarı çıkar mısınız? Biz velilerle konuşalım. Ben de velisiyim. Ben de amcasıyım, baba yarısıyım. Ben de velisiyim Öykü'nün ya. Tamam. Kardeşim sen Öykü'nün yanına git. Belli ki burada bir şeyler dönüyor. Sen git bak, kontrol et. Hadi tamam. Demir, sen de otur istersen. Yok, oturmayacağım. Oturmayacağım. Ay ne oldu? Niye geldik? Niye toplandık? Anlatsana artık. Bugün İlayda için toplandık Ayla Hanım. Nasıl yani? İlayda bugün Öykü'nün merdivenden düşmesine sebep oldu. Ne? O kız mı itmiş benim kızımı? Ne olmuş? Nasıl? Bir dakika. Düşmesine sebep oldu derken yani İlayda mı itti Öykü'yü? Yok, hayır. Yani tam olarak öyle değil. İlayda Öykü'nün çantasından Öykü'nün bir eşyasını almış. Öykü de tabii onu geri almak için İlayda'yı kovalarken merdivenlerden yuvarlandı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika.
Kız kendi kendine düştü yani. Benim kızım itmemiş. Benim kızım çekiştirmemiş. Öykü kendi kendine düşmüş. Çok pardon. Siz ne hakla benim evladımı suçlayabiliyorsunuz ha? Ayla Hanım, amacımız İlade'yi suçlamak değil. Öyle mi? Neymiş amacımız? Bakın. Ayla Hanım, Öykü... Öykü hasta! Hasta benim kızım, duydun mu? Hasta! Demin, sakin. Ne? Ne ne? Ağır hasta! Nasıl yani? Bulaşıcı mı hastalığı? Ayla Hanım, bulaşıcı falan değil. Bak benim kızım hasta. Babasını bile hatırlayamayacak kadar hasta. Niman Pik hastası, yaz internete işte, bak araştır. Benim kızımın üzülmemesi lazım. Mutlu olması lazım. Söyle o kızına, uzak dursun benim kızımdan. Demir Bey. Ne Demir Bey? Biraz sakin. Sakin falan olamam. Lütfen. İlişmesin benim kızıma. Rahat bırakın Öykü'yü ya. Pütür Bey. Yani ben... İlayda'nın... Bilmiyorum, böyle hastalıklı bir çocukla aynı ortamda olması doğru mu bilmiyorum gerçekten. Ayla Hanım. Ne diyorsun sen tamam, ya? Demir, ne diyorsun? Demir, ne diyorsun Demir, sen? Lütfen Demir, tamam evet. Sakin. Ya ne diyor bu? Tamam, neyi sakin tamam, olayım? Tamam, lütfen hadi çıkalım. Lütfen. Manyak. Ya Demir, sen biraz sakin ol bari lütfen. Ben ne diyorum, o ne diyor, elimde kalacak şimdi. Tamam, bak böyle bir yere varamayız. Artık öğrendi hastalığını değil mi? Onun verdiği tepki onu bağlar. Zaten önemli olan onun haberdar olmasıydı. Artık oldu. İleride de bundan sonra ona göre davranacak. Lütfen ya. İnşallah öyle davranır. Ben Öykü'yü alıp götürebilir miyim? Son derse gireceğiz. Tamam da yani kafası dağılır. Hem baba kız vakit geçirmiş oluruz. Tamam peki, haklısın. Hadi. Ufaklık, ben buradan kaçıyorum, tamam mı? Benim adım Ufaklık değil, Öykü. Ha şey. Affedersin Öykü. Ben buradan kaçıyorum Öykücüğüm. Sen artık baban ya, şeyle, Demir amcanla, tamam mı? Takılırsın, sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam Uğur abi. Hadi kardeşim, tamam, görüşürüz. Konuşuruz kardeşim, konuşuruz. İyisin değil mi? İyiyim. Niye çıktık ki şimdi biz? Biz şey, Sevgi öğretmen izin verdi bize. Ne yapacağız ki? Bilmem, gezelim mi? Gezmek mi? Evet, yani ne istiyorsan onu yapabiliriz. İstersen bir düşün. Gerçekten mi? Evet, evet, gerçekten. Düşün, bana söyle ne yapmak istediğimizi. Tamam. Ya sen çocuklarla bayağı iyi anlaşıyorsun ha. Öyle mi? Evet, öyle. Yani baksana, benimle bile çok iyi ilgileniyorsun. Teyzem mesela beni hiç gezmeye götürmezdi. Neymiş? Çok sıkılıyormuş. Böyle parka falan da götürmüyor. Sizin niye çocuğunuz yok? Efendim? Ya Canan ablayla niye çocuğunuz yok? Yani çok güzel anne baba olursunuz. Çünkü bana da çok iyi bakıyorsunuz. Şey, biz yani yeni evliyiz ya, o yüzden. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Bir gün bir kızım olursa senin gibi bir çocuk olsun. Benim adım Bücürük değil, Öykü. Bundan sonra sana Bücürük diyeceğim, Bücürük. Hayır demeyeceksin. Bücürüksün. Demeyeceksin. Bücürüksün işte. Değilim. Bücürüksün. Değilim. Yürü Bücürük. Ya. Yürü bakalım. Sevgi nasılsın? Günaydın, iyiyim. Öykücüğüm sen nasılsın? İyiyim abim, siz? İyiyim ben de. Ne haber Sevgi? İyi olur. Bak, buraya ben sandviç yaptım sana. Sandviç? Aha. Elma değil mi bu? Elmanı da elmanı. Tamam mı? Lütfen. Tamam, bir şey. Vitamini de burada. Tamam, vitamini oraya koyalım. Buraya değil, şuraya koyalım. Alo. Günaydın Ayşegül Hanım. Evet, bu öyle yapacağız toplantıyı. Ha, katılamıyorsunuz. Tamam, sorun değil. Zaten genel bir toplantı değil. Öyle Ayla Hanım'ın isteği üzerine bir konuyu tartışacağız toplaşıp. Tabii tabii, ben haber veririm size. İyi günler, iyi günler. Sevgi. Ya kusura bakma yani, istemeden kulak misafiri olduğunda veli toplantısı mı var? Evet. Demir bana hiçbir şey söylemedi. O, Demir'in haberi yok. Haberi yok mu? Niye? Ya Ayla Hanım'ın işleri işte. Bu kadar şeyin üstüne bir de bununla üzeyim istemedim Demir'i. Ben Candan'a söyledim, o gelecek zaten. Büyütecek bir şey de yok da işte, Demir gelirse büyüyebilir. Anladım. Yani bu Ayla'nın içinden de bayağı bir cadı çıktı ha. Bir sorma ya. Bir şey diyeceğim. Hı. Başka bir şey yok değil mi? Da yok, merak etme. Hadi.
de hatırlayın bakalım, ne yapıyordun? İlk önce beslenmemizi bitiriyoruz. Sonra? Sonra vitaminlerimizi içiyoruz. Aferin sana. Sana emanet sevişim. Merak etme. Gel bakalım, girelim biz. Tamam. Hoşça kal Demir amca. Oğlum siz ne konuşuyordunuz öyle fısır fısır bize bakarak? Bir şey mi oldu? Yok be oğlum, ne olacak ya? Öyle havadan sudan sohbet ettik, bir şey oldu ya. Herkes bitirdi, ben bitiriyorum. Çok güzel. Ah, hadi sür Öykü. Herkes bitirdi, ben bitiremedim. Neyse, oldu işte. Ben bunu kanadını keseyim. Kanat yapmış bana. Öykücüğüm, iyi misin? İyiyim öğretmenim. İyi, o ne iğrenç olmuş ya. İlayda, o ne biçim konuşmak öyle? Hadi kay bakalım, birlikte bakalım. Burada üzülecek bir şey yok ki. Hı, ne yapıyoruz? Ama yapıştırıcıyı çok fazla sürmüşsün. O yüzden böyle. Hadi bantla deneyelim. Mertcan bak nasıl oluyor? Güzel. Güzel. Tamam. Kendi kendine kesildi bile. Bunu da üstüne koyalım. Ha! Çocuklar. Şimdi sınıfı boşaltıyoruz. Beslenmelerinizi alıp benimle birlikte kantine ineceksiniz. Biz birazdan burada velilerle bir veli toplantısı yapacağız. Çıkışta da bütün eşyalarınızı eve götüreceksiniz. Bunları ev ödevi olarak yapıp yarın getiriyorsunuz maketlerinizi. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi veli bakalım, toplantısı yavaşça. Mı? Ama benim teyzem burada yok ki ya. Of. Ne yapacağım ben? Ödev olarak getiriyorsunuz. Hadi bakalım yavaş. Öykücük. Canlan abla. Ne haber sevgi? İyiyim, senden? İyiyim ben de. Ben geliyorum birazdan. Canan abla. Öykücüğüm nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nereden çıktın? Toplantıya geldim. Ne? Toplantıya. Ama senin gelmen olmaz ki. Teyzemin gelmesi lazım. Onun yerine ben geldim, olmaz mı? Olmaz. Hem sen nereden bileceksin benim derslerimi falan? Ben teyzemi istiyorum. Öykücüğüm ama... Herkesin annesi babası geliyor. Benim de teyzemin gelmesi lazım. Canan abla, arar mısın teyzemi? Veli toplantısının olduğunu öğrenince belki gelir. Öykücüğüm, ben aradım teyzeni. Ben gelemiyorum, benim yerime sen gider misin diye rica etti benden. Ama hiç merak etme, sen toplantı bitince, yani teyzen gelince ben zaten her şeyi anlatacağım ona, tamam mı? Başka ne konuştunuz? Teyzen niye benimle konuşmuyor? Ben teyzemi istiyorum ya, oh! Öykü, hadi yemeğe gelmiyor musun? Geliyorum. Canan abla. Beni haberdar edersin değil mi veli toplantısına? Tamam, hepsini anlatırım eve gelince, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Canım, ben duyunca benim başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ama öyle, kız her gün başka bir problem. Her gün bambaşka bir sorunla geliyor yani. Ben artık dayanamadım. Müdür beye çıktım, dedim ki müdür bey, biz bu konuyu çözmemiz lazım. Evet, merhaba. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Biliyorsunuz bugün burada toplanmamızın özel bir nedeni var. Bir velimiz bir şikayette bulunmuş müdür beye ve onun talebi üzerine sizleri de buraya kadar yorduk. Evet Ayla Hanım, buyurun. Nedir şikayetiniz? Dinliyoruz. Teşekkür ederim Sevgi Hanım. Öncelikle merhabalar. Bu toplantıyı talep etme nedenim, öncelikle sevgili kızım İlayda'nın sınıfta yaşadığı bazı problemlerle ilgili. Siz hepiniz anne olduğunuz için benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacağınıza eminim. Yani hemen hemen hepiniz anne olduğunuz için. Neyse. Şimdi bildiğiniz gibi İlayda çok uyumlu bir çocuk. Ama böyle olmasına rağmen bu Öykü denen kızla sürekli bir huzursuzluk yaşıyor. Ben tabii bunun sebebini araştırdım. Üstüne gittim ve babasıyla tanıştım. İşte o zaman durumun aslında ne olduğunu çok daha iyi anladım. Çocuk
ailesinden alıyor bu hırçınlığını. Anlatabiliyor muyum? E annesi babası biliyorsunuz zaten. Yani malum. Ayla Hanım, siz ne diyorsunuz hanımefendi? Konuya gelin. Çok pardon, size bir şey sorabilir miyim? Siz hangi sıfatla bu toplantıda bulunuyorsunuz acaba? Ha, çok merak ettim. Ben Öykü'nün velisiyim Ayla Hanım. Öyle mi? Demek velisisiniz. Bu kaçıncı veli Sevgi Hanım? Kaçıncı? İşte demek istediğim tam olarak bu. Tam olarak bu. Çocuğun aile yaşantısı normal değil. Ben sizin saçmalıklarınızı daha fazla dinleyemeyeceğim. Siz bu kadar insanı Öykü'nün ailesini konuşmak için mi çağırdınız ha? Ayla Hanım, lütfen artık konuya gelin. Buyurun. Ben bugüne kadar kızımın o çocuk yüzünden yaşadığı problemleri hep göz yumdum. Sustum, yuttum. Ama son öğrendiklerim artık benim için bardağı taşırdı. Artık çok endişelendim. Öyle mi? Neymiş o? Açıkça söyleyin, biz de öğrenelim. Ay ne olacak canım? Hastalığını diyorum işte Öykü'nün. Aa, ne hastalığı? Öykü hasta mı? Bir saniye, siz ne diyorsunuz ya? Ben kızımın böyle hastalıklı bir çocukla aynı sınıfta okumasına göz yumamam. Ben evladımın böyle bir şeye maruz kalmasını kabullenemem. Kabullenemeyiz. Ayla Hanım. Sevgi Hanım, bu ne demek oluyor? Ne hastalığı? Tamam, lütfen sakin olun, bakın anlatacağız. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz ama bu çocuk hastalıklı. Bu çocuğun ne yapacağı belli olmaz, Allah korusun. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu acaba? Candan tamam. Bu ne terbiyesizlik ya? Ya siz de bir annesiniz, sizin de bir kızınız var. Aynı şey sizin kızınızın başına gelsin, siz ne yaparsınız? Siz Öykü'nün annesi misiniz? Nesiniz? Annesi misiniz? Değilsiniz. Anne misiniz siz? Değilsiniz. Siz bana annelikle ilgili ahkam kesemezsiniz. Bence siz anneliğinizi bir gözden geçirin. Çünkü üstünüzde emanet gibi duruyor. Lütfen sakin. Evet, Öykü hasta. Tamam mı? Öykü çok hasta. Niemann-Pick hastası. Evet, merkezi sinir sistemini etkileyen çok ağır bir hastalığı var. Bu şekilde öğrenmenizi istemezdim, kusura bakmayın. Sizden rica ediyorum, çocuklarınızı uyarın. Çünkü Öykü henüz hastalığını bilmiyor. Ne yapalım biz? Doktor muyuz biz? Alın çocuğu doktora götürün, biz ne yapabiliriz? Bu ne rezillik ya? Bak elim lan, şimdi bir kaza çıkacak benim. Tamam, ne olur sakin. Ben çıkıyorum buradan, bak kötü olacak şimdi öğretmenim. Bu ne? Bu ne? Bu tavırlar ne? Bu ne, bu insanlık mı bu? Bunlar nasıl tavırlar? Ayla Hanım, sizin bu yaptığınız artık çok vicdansızca. Bakın Öykü hasta evet ama nörolojik hastalığı var. Bulaşıcı falan değil. Biraz sakin. Bakın Öykü'nün tam da bu zamanlarda en çok bize ve arkadaşlarına ihtiyacı var. Siz de gelmişsiniz, onu uzaklaştırın diyorsunuz. Size inanamıyorum. Annesiniz siz de. Sevgi Hanım, siz kiminle konuştuğunuzun farkında mısınız acaba? Ha? Ayla Hanım, yeter artık. Ya kendinizi daha fazla küçük duruma düşürmeyin lütfen. Ya Öykü ne kadar tatlı, ne kadar zeki bir çocuk. Ayrıca ben Mertcan'la arkadaşlık yapmasından gurur duyuyorum. Ha, İlayda'nın bu sınıfla ve öğrencilerle ilgili bir sıkıntısı varsa onu başka bir okula göndermeyi düşünebilirsiniz. İyi günler. Ne? Sözün bittiği yerdeyiz. Bilmiyorum. Bunlar nasıl insan, bunlar nasıl anne, bilmiyorum. Sevgi Hanım, sizi de şikayet edeceğim. Sizi de. İstediğiniz yere edin. İstediğiniz kişiye edin Ayla Hanım. Öykü, sen ne kadar kalıplı kızsın ya. Niye ermiş o? Derste maketi beceremedin diye hemen ağlamaya başladın. Sevgi öğretmenim, yapamadım. İlayda, ben hiçbir şey söylemedim Sevgi öğretmene. Kendisi geldi yanıma, tamam mı? Hmm, tabii. Peki bir şey soracağım. Söyle. O sınıfın kapısında konuştuğun kimdi? Babanın yeni sevgilisi mi? Annen nerede? Bir kere benim annem de babam öldü, tamam mı? Sen bayağı yalancısın ya. İlayda. Ben yalancı falan değilim, tamam mı? Yalancısın işte. Her gün seni baban okula bırakmıyor mu? O benim babam değil. Benim babam öldü. O benim Demir amcam. Sen gerçekten yalancısın.
Ben yalancı falan değilim, tamam mı? Aa, deli mi lan? Çeker. Oğlum. Hı? Öykün haline suratı sirke satıyor. Bir şey mi oldu acaba? Yok be oğlum, ne olacak? Sevgi yanında hiçbir şey olmamıştır ya. Öykü. Bir şey mi oldu? Öykünün biraz canı sıkkın bugün. Maket istediği gibi olmadı da. Ben de bir şey sandım. Ya tamam, daha iyisini yaparsın. Anlaşıldı, biz evde konuşuruz o zaman. Sevgi, vaktin varsa bir kahve içebilir miyiz? Yani bir kahvelik vaktim var. Tamam, biz kaçıyoruz o zaman. Öykü, hadi gidelim mi? Görüşürüz Öykücüğüm. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Anlatacak mısın ne olduğunu? Allah Allah ya. Alt tarafı bir karton parçası, hiç canını sıkmaya değer mi? Demir amca. Ha. Teyzemi arar mısın? Şimdi mi? Evet şimdi. Şey, onun işleri falan vardır ama Öykü. Varsa da var. Ben onunla konuşmak istiyorum. Akşam arasak peki? Ha? Şimdi arayacağız. Akşam arasak ne fark eder? Tamam o zaman, ben bir arayayım, müsait mi diye sorayım, ha? Alo Demir. Zeynep, nasılsın? Zeynep mi? Müsait misin? Öykü konuşmak istiyordu da seninle. Demir, dur bir dakika Demir. Ha, geçmiş olsun, sesin mi kısıldı? Hastasın tabii. Olsun yani, en azından sesini duymuş olur Öykü. Konuşabilir miyim? Tamam, veriyorum şimdi Öykü'ye. Tamam. Alo, teyze? Öykü. Öykücüğüm. Neredesin? Ben Eskişehir'deyim canım. Biliyorum. Teyze, senin sesin niye kısık? Ben çok hastayım ben. Ben hasta bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim ya. Ondan bana bulaşmış. Kötüyüm yani. Yatıyorum. Geçmiş olsun. Beni ne zaman almaya geleceksin? Ben bir iyileşeyim canım. Hemen seni almaya geleceğim. Sen hiç merak etme. Tamam. Şarjım bitiyor da. Tamam. Teyze, hoşça kal. Seni çok seviyorum. Tamam. Ver Demir amcana, ver. Öpüyorum seni çok. Öptüm. Alo Demir. İnandı mı Demir? Oldu mu yani, yapabildik mi? Tabii anladım tabii, sen yapamıyorsun şimdi, konuşamıyorsun. Tamam o zaman yapayım ben, seni sonra arayayım. Yani yanında konuşma şimdi, tamam. Hoşça kal. Görüşürüz Zeynep'ciğim, görüşürüz. Yemek. Yenecek. Vitamin. İçilecek. Aferin sana. Bay bay. Maket için çok teşekkürler. Ne demek? Hoşça kal. Ver bakalım buna da. Bu da çok şık. Aferin size. İlaydacığım. Ver seninkine de bakalım. Pembe. Yine İlayda'nın pembesi. Kelebekler. Çok güzel. Oo Mertcan, seninkinin renkleri de çok güzel olmuş. Sağ olun öğretmenim. Babam da yardım etti. Birlikte yaptık. Öyle mi? Öykücüğüm, sen tekrar mı yaptın evde maketini? Evet öğretmenim. Demir amca da yardım etti. Aa, çok güzel yapmışsınız. Teşekkürler. Amca mı? Elinize sağlık. Aferin sana. Koşmadan çıkın.
Konuşmadan çıkın yavaş yavaş. Kenara var, ne oldu? Bana bir şey olmadı ama sana olanlar çoktan olmuş. Ne olmuş ya? Söylesene be. Söyle. Demin amcana ya. Sana ne? Hep seni ilgilendiren bir konu değil ki bu. Sana ne? İlayda'cığım. Seninle biraz konuşalım mı dışarıda? Anlıyorum. İlayda'cığım seninle ne konuşmuştuk? Hani üzerine gitmek yoktu öykünün? Öğretmenim, ben bir şey demedim ki. Gelmesem diyecektin tatlım. Yani çok mu zor bir gününü öyküyle konuşmadan geçirmek? Bak daha dün geldi ikinizin de velisi okula, değil mi? Tamam da öğretmenim, öykü hasta diye niye herkes bana kızıyor? Kızmıyorum tatlım. Ben sadece daha dikkatli ol diye uyarıyorum. Anlaştık mı? Aferin sana. Sen de çık. Çocuklar, maketleriniz sıralarınızın üzerinde kalsın. Diğer sınıftan arkadaşlarımızın görmesi için sergileyeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık öğretmenim. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz tatlım. Ödevleri yapmayı unutmayın. Tamam öğretmenim. Koşma da. Alo. Alo Sevgi, nasılsın? İyiyim Candan. Sen nasılsın? Ben pek iyi değilim. Hayırdır, ne oldu? Sevgi, vaktin var mı biraz? Buluşsak ben yüz yüze anlatsam sana. Tamam, tabii. Buluşalım. Nerede buluşalım? Tamam. Tamam, geliyorum. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Thank you.